Herkese merhaba. Dünkü FOMC toplantısı sonrasında Euro dolar 1.19 onlardan 1.1980'lere kadar yükseliş kaydetmişti. Şu anda 1.1936 seviyelerinde seyreden paritede düşüşün devam etmesi durumunda 1.1855, yükselişin gözlemlenmesi durumunda da 1.20 seviyelere hedef alınabilir. Sterlin dolar tarafına gelecek olursak İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmeyerek %0.10 seviyesinde tuttu. 1.3988 seviyesinin altında kalmaya devam ederse eğer parite 1.3732 desteği hedef alınabilir. Ons altına geldiğimizde dün FOMC toplantısı ve Powell'ın sözlü açıklamalarının ardından faiz sabit tutularak beklentileri yani piyasanın beklentilerini karşılamış oldu. Açıklamaların ardından ons altın 1737 seviyelerinden 1751 seviyelerine kadar yükseliş kaydetti. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artış altında bugün tekrar 1732'ye geri çekilmeye sebep oldu. 1729 önemli destek seviyesi. Şu an için bu seviyenin altında bir hareket tekrar 1725 desteğini bize sağlayabilir. Kur tarafına değinecek olursak bugün saat 2'de açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararı ile birlikte 200 bas puanlık bir artış söz konusu oldu. Faiz %17'den %19'a çekildi. Kasım ayından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizle alakalı bir artış yapacaklarının mesajını, sinyalini zaten bize veriyordu. Beklentiler 100 bas puandı. Üzerinde bir artış Dolar-TL kurunda 7.44'ten 7.31'li seviyelere kadar bir gerileme olmasına aynı zamanda sebep oldu. 7.33 desteği önemli seviye. Bu seviyenin altında kalırsa Dolar-TL tekrar 7.31'i deneyebilir. 7.33 üzerinde ise 7.37 direnci şu an için hedef alınabilir. Ham petrole geldiğimizde dün yine ABD'de ham petrol stokları açıklandı. Stoklar sonrasında petrol fiyatı 63.94 seviyesini desteğini kırarak ilerleyen saatlerde bir miktar daha geri çekilerek 63.64 desteğini test etti. Tekrar 63.96 desteği ile hani bir yükseliş kaydederse 65.30'lu seviyeleri görebiliriz alıcılı seyir olması durumunda. Güne 14.696 seviyesinde başlayan DAX 14.792'yi test etti. Tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek rekor kırdı. Yükselişin devam etmesi durumunda 14.975 direnci, düşüşte ise 14.665 destek seviyesi görülebilir. Günün devamında herkese bol kazançlı işlemler.